Şimdi Uğur Dündar diyor ki korkuyorum diyor. Evet. Şimdi Uğur Dündar haksız mı? Ben de korkuyorum. Yani ben bugün 20 yıllık gazeteciyim. İlk kez uyandım ve dedim ki ya bu mesleği yapmayalım artık. Yani öyle bir noktaya geldik ki bu artık Nedim'in meselesi değil. Bu artık Ahmet Şık'ın meselesi değil. Yani aynı şey Zaman Gazetesi'ndeki meslektaşımın da meselesi değil. Aynı şey Star Gazetesi'ndeki meslektaşımın da meselesi değil. Bu artık Türkiye'de gazetecilik yapamayacak bir noktaya geldik biz. Ya Evet. davalar ya soruşturmalar hiçbir şey olmadı. Bir çetenin arasına giriyorsunuz ve doğruları söyleseniz başınız belaya giriyor. Yani cezaevine atılıyorsunuz. 2 yıl yatıyorsunuz. 3 yıl daha şimdilik daha bilmiyoruz. Belki 5 yıl, 10 yıl. Tabii 10 yıla kadar yolu E var şimdi. söylemeseniz de o zaman Evet. da gazetecilik olmuyor. Yani o zaman ya kıracağız bu kalemi. Gideceğiz işte başka bir iş yapacağız. Hayatımıza yeniden başlayacağız. Şimdi gelmek istediğim nokta şu. Yani bu mesele çok tekil şeyi olarak görülüyor. İşte Star'da Ahmet Yavuz'un meselesi olarak görünüyor. Soner Yalçın'ın meselesi olarak görünüyor. Nedim Şener'in meselesi olarak görülüyor. Bu insanların görüşlerine katılmayabiliriz. Katılırız o ayrı. Ama yani bir tuhaf bir döneme geldik gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Çok doğru. Aslında yani korkunun sebebi herkes için söz konusu. Yani demokrasi için söz konusu. Çünkü yani basın hürriyeti niye var? Cüneyt Bey'in, Altan'ın, David'in şeyi ne derler hürriyetleri.